Medya Haber'den merhaba. Alternatif gündemle karşınızdayız. AKP-MHP iktidarında o kirli ilişkiler ağında yer alanları konuşacağız. Bu konuyu yakından takip eden gazeteci arkadaşımız Sait Sefa Skype'e attığımızda. Sait merhaba, yayınımıza hoş geldin diyeyim. Merhaba, hoş bulduk. Sesi az bir şey yükseltseler ben daha iyi duyacağım. Hemen sorayım. Doğrusu Zindaşti ile de konuştun daha önce. Aliye Uzun'la da bu son günlerde konuştuğuna ilişkin bilgiler paylaştın. Sana ayrıntı vermemiş olsa bile onları da konuşacağız ama neredeyse baktığımızda kirli ilişkilerin altından hep Süleyman Soylu çıkıyor. Yani uyuşturucu kaçakçılarıyla yan yana fotoğrafları, kadın katillerinin korunmasında öne çıkan bir Süleyman Soylu. Nedir bu Süleyman Soylu gerçeği AKP-MHP iktidarında ve şimdiye kadar hala orada bu kadar pervasızca durabilmesinin nedenini nasıl açıklamak gerekir? 1990'ların başlarından 90'ların ortasına kadar Mehmet Ağar, Hayri Kozakçıoğlu gibi isimler ön plana çıktığı zamanlardan Necdet Menzir, o olaylarda Türkiye'de çok önemli olaylar oluyordu. Gazi olayları başta olmak üzere birçok olay oluyordu ve İstanbul merkezli olaylar da kışkırtılıyordu o dönem. Tabii bu olaylar olunca perde arkasında uyuşturucu ve kokain trafiğinin de sağlanmış olduğu ortaya çıktı. Tabii ki 90 ile 95'in ortaları kısmı Güneydoğu'daki ve Doğu'daki Kürt illerindeki önemli olaylarla birlikte İstanbul merkezli olaylar da vardı. Niye şimdi oradan bahsediyorum? Çünkü o dönem aynı tezgah içerisinde bir kişi daha var. O da Doğru Yol Partisi'nin, dönemin Doğru Yol Partisi'nin ilçelerinden birinde ilçe başkanlığı yapan Süleyman Soylu. Yani ekip hep aynı ekip, aslında değişen çok bir şey olmamış. O dönem birlikte hareket eden bu yapı bir kısa süre sonra bu bürokratların tamamı yargılanmaya başlayınca Necdet Menzil, Hayri Kozakçıoğlu, Mehmet Ağar, Gazi olayları başta olmak üzere toplumu kışkırtan bütün olaylarda yargılanırken bir yıl sonra siyasete girerek siyasetin koruma kalkanı altında hareket etme tercih edildi ve Doğru Yol Partisi'ne geçtiler. Yani Süleyman Soylu'nun olduğu partiye geçmiş oldular ve birlikte hareket ediliyordu o zamanlar. Şimdi bu silsile devam ediyor. Biraz böyle kirli tarihi, daha doğrusu tarihin kirli yanlarını ve kirli isimlerini geçmişteki yanlarıyla birlikte ele alınca tam kafamıza oturuyor. O zaman Süleyman Soylu aslında bir şahıs değil. Türkiye'de bu kirli işleri yürüten sistemin başındaki kişi şu anda. Geçmişte ağırların ve diğerlerinin oynadığı rolü o mu oynuyor? Evet, ama başındaki kişi değil. Yani kim başındaki kişi? Belli, başındaki kişi artık saray. Erdoğan. Erdoğan artık o belli oldu, o net bir şekilde ortaya çıkıyor. Fakat önemli bir şey, önemli bir rol. Nedir o önemli rol? Şimdi emniyette siz yer aldığınız zaman, yani İçişleri Bakanlığı'nda yer aldığınız zaman Türkiye'de en önemli konumlardan bir tanesini işgal etmiş oluyorsunuz. O da hem istihbaratı işgal etmiş oluyorsunuz hem de organizasyonu. Şimdi böyle bir şeyin başında olduğunuzda, yani İçişleri Bakanı olduğunuzda artık siz bu kirli ilişkiler ağında çok önemli bir karaktersiniz. Önemli bir konuma gelmiş oluyorsunuz. MİT'ten bile daha etkili bir konumdur emniyet. Neden? Çünkü MİT'in operasyon yapma kabiliyeti çok sınırlıdır, çok özel tutulur. Ama emniyet öyle değil. Emniyet sigara kaçakçısından tutun da siz mesela uyuşturucu ve kokain kaçakçısına kadar ve oradan işte bu torbacılara, sokaktaki torbacılara kadar ve birçok işe kadar bütün şeylerin tamamen merkezinde olan bir yapıdır emniyet ve onun başında olduğunuzda siz bütün bunları koordine edersiniz. Şimdi İçişleri Bakanlığı Türkiye'de iki şekilde İçişleri Bakanlığı olmuştur. Bir, bu suçları engelleyenler, iki, yönetenler ve yönlendirenler. Ne zaman bu Süleyman Soylu ekibi, Mehmet Ağar ekibi, o tip ekipler devreye girdiklerinde kontrol gerilla adı altında işler yapmaya başladıklarında ya da kendilerini öyle tanımladıklarında bu defa bütün bu suç organizasyonlarını yöneten ve yönlendiren isimler konumuna geliyorlar. Süleyman Soylu şu anda bütün bunları bu engelleyen durumda değil. Tam tersine yöneten, yönlendiren, suyun akış yönünü belirleyen kişi. Böyle olunca da bütün kirli ilişkiler içerisindeki mafyadan, suç örgütü liderlerinden, işte bu Ümitcan gibi, bu Ümitcan neydi bu adamın? Uygun. Bu Ümitcan Uygun gibi aslında torbacı olan ve öyle kullanılan bu gençlerin tamamı Süleyman Soylu'yla fotoğraflara çıkıyor. Kripto para bakıyorsunuz yine Süleyman Soylu'yla çıkıyor. Çünkü dediğim gibi emniyetin alanına giren bütün kirli ilişki ağlarının tamamının suyunun akışını belirleyen kişi olduğunuzda o zaman bu işin piyonları da bu işin diğer aktörleri de gelip sizin yanınızda yer alması, sizinle fotoğraf vermesi son derece normal. Diğer taraftan da Süleyman Soylu
Bunları ayrıntılı bir şekilde yine başlıklarımız arasında konuşalım. Çünkü nereye gidersek gidelim, iş gidip gelip Süleyman Soylu'ya, saraya dayanıyor. Ama bir de bu son günlerde biz gerçi Burak'ın kuzu öldüğünde hatırlıyorum, birçok gazeteci bu ölümün normal olmadığını söylemişti. Koronayla ölüme inanma oranı çok düşüktü. Bu gelişmeleri yakın takip eden insanlar açısından. Şimdi danışmanı da açıkladı aslında fişinin çekildiğine dönük ciddi dikkate alınır değerlendirmeler var. Siz bu konuyla ilgili ne biliyorsunuz? Çünkü onun sevgilisi olduğu, işte Zindaşti'nin sevgilisi olduğu ileri sürülen Aliye Uzun'la da konuştunuz. Zindaşti ile de daha önce konuştunuz. Bu ilişkilere hakimsiniz. Gerçekten öldürülecek kadar çok köklü bilgilere mi sahipti ya da farklı bir şey mi vardı? Neydi o Burak Kuzu? Evet, yani önemli bilgilere sahipti ve zaafı vardı. Yani Burhan Kuzu'nun farklı zaafları vardı. Zaaflarından bir tanesi zaten para, diğeri de kadın. Bu iki zaaf üzerinden Burhan Kuzu'ya çok yaklaşılmış. Üçüncü bir şey de Burhan Kuzu'nun son zamanlarda özellikle ölmeden hemen önce artık benim hakkımda davalar, dosyalar açılmaya hazırlanıyor. Bu davalar ve dosyalar açılırsa ben de konuşurum minvalinde, sağında solunda çevresinde konuşmuş olması. Benim tahminime göre Burhan Kuzu'nun öldürülme sebebi bu. Yani diyeceksiniz ki ya öldürülmesi bir iddia değil mi? Bence iddia değil. Nedenini de söyleyeyim size. Aliye Uzun Zindaşti'nin sevgilisi değil. Aliye Uzun Zindaşti dahil olmak üzere böyle hem uluslararası arenada hem de Türkiye'de suç örgütü lideri olarak olduğu iddia edilen bütün bu yapıların tamamının içerisine sızmış ve onlara kadın temin eden biri. Yani profesyonel mesleği bu Aliye Uzun'un. Dolayısıyla Aliye Uzun birçok insanla bu yönüyle... Yani hatırlatmak için söylüyorum. Bu Aliye Uzun aynı zamanda Erdoğan'ın gittiği resmi ziyaretlere katılan, onun basın toplantılarına katılan, AKP'deki tüm yöneticilerle de içli dışlı olan biri. Öyle mi? Aliye Uzun'a bakan yapmayı düşünmüş bir ara Erdoğan. O nasıl? Onu da açıklasanız. Neden sorumlu bakan olacaktı? Onu herhalde kültür işlerinden falandır, bilemiyorum tam. Şimdi ilişkilerini o kadar geliştirmiş ki Nihat Zeybekçi başta olmak üzere Nihat Zeybekçi ile Burhan Kuzu ile ve birçok insanla Aliye Uzun'un son dönemlerde AKP işte bu sekülerizmden çok uzaklaştı ve İslamcı bir kimliğe bürünüyor gibi bu tip algıları kırılsın diye Aliye Uzun'un ismi Erdoğan'ın nezdinde bakanlık olarak bile telaffuz edilmiş. Sonra MİT tarafından herhalde Erdoğan'a bazı bilgiler, belgeler götürülüyor. Sonra Aliye Uzun ismi rafa kaldırılıyor. Aliye Uzun böyle biri. Yani AKP içerisinde çok inanılmaz derecede nüfuz etmiş biri. Demek ki nüfuz edebilecek kadar insanların sırlarına vakıf olan bir insandan bahsediyoruz. O sırlarına vakıf olma işleri de maalesef ki kirli sırlar. Aliye Uzun'un kabahati çok büyük. Beyim abi, şöyle kabahati çok büyük. Çocuk denecek yaşta üniversite öğrencilerin kız öğrencileri bu suç örgütü liderlerine, siyasi parti şeylerine, bunlara pazarlayan biri. Yani bunu söylerken bile midem ağrıyor benim. Bu kadar kirli bir insandan bahsediyoruz ve bu kirli insan ne kadar kirliyseniz siyaset camiası içerisinde bütün o kirli insanların tamamının da kirli işlerine ve sırlarına vakıf biri konumuna geliyorsunuz. Şimdi Aliye Uzun meselesi önemli bir mesele. Burhan Kuzu'yu da çünkü yöneten biri. Bakın Burhan Kuzu'nun yanında olan, Burhan Kuzu'nun etrafında olan biri değil. Burhan Kuzu'yu yöneten biri. Yönetme nedeni de aynı şekilde Burhan Kuzu'nun bu zaafları. Ve 2-3 günde bir Burhan Kuzu'ya bahsettiğim minvalde kadın sağlayan birinden bahsediyoruz. Şimdi Burhan Kuzu evet böyle kirli bir ilişki içerisine girmiş. Sadece para pul meselesi de değil. Kendisiyle ilgili bazı şantaj unsurları da devreye giriyor. Orada bir yanlış anlaşılma var sanırım. Çünkü Burhan Kuzu'yla sanki Süleyman Soylu birlikte iş tutmuşlar gibi bir algı var. Aynı işi tutmuşlar. Evet. Ama ikisi de ayrı ayrı biçimlerde özellikle adli tıp üzerinden işleyişe girmişler. Ki o konuyla ilgili de atılmış adımlar var. Ama Burhan Kuzu'yla onun arasında tabii farklı düzeylerde de ilişkiler gelişmiş. İşte yalnız o değil hatta. Fahrettin Altun'dan Zindaş diye bilmem işte. Aklınıza gelebilecek herkes açısından bir aslında çakışma, buluşma var bir yerlerde. Ya buluşma, kesişme noktaları mutlaka var. Kesiştikleri noktalar mutlaka var. Çünkü alanları aynı. Ama aynı davayı beraber dediğiniz gibi farklı kanallarla, farklı yerlerden tuttukları için aslında birbirleriyle de var. Birbirleriyle de aralarında bir problem var.
Burhan Kuzu'yu sevmiyor Süleyman Soylu ve Süleyman Soylu Burhan Kuzu'yu bertaraf etmek istiyor. Mesela Burhan Kuzu'yla Zindaşlı arasındaki ilişki sürekli gündeme getiriliyor ve sıcak tutuluyor. Bunun bence nedeni Süleyman Soylu ile Zindaşlı arasındaki ilişkiyi örtme çabasıdır. Ve buna destek veriliyor. Süleyman Soylu ile Zindaşlı ve Süleyman Soylu'nun oğlunun... Ben bu dediklerinize yola çıkarak şunu sorayım. O zaman Burhan Kuzu'nun ölümünde en baş şüpheli Süleyman Soylu'dur demek mümkün mü? Aynı zamanda o işleyişin içerisinde olan biri. Yani elimizde kesin somut bilgiler yok ama resim biraz da oraya götürüyor sanki. Şöyle söyleyeyim, ben istihbaratın olduğu muhakkak. Yani ama bu emniyet istihbaratı mı, Süleyman Soylu ile bağlı çalışan Hakan Fidan'ın istihbaratı mı yapan, bu işi yapan, ondan emin değilim. Onu araştırıyorum ben. Ama net ulaştığım bazı kaynaklara da söylediğim, görüştüğüm, ben tarafların tamamıyla görüşmeye çalışıyorum ki görüşmeyi de başarıyorum bir şekilde. Yani Zindaşlı tarafıyla, Ali Yavuz'un tarafıyla, Burhan Kuzu'nun işte aile yakınlarıyla, Süleyman Soylu'nun tarafıyla, işte Hakan Fidan'ın kardeşi, onunla bunla neyse artık iletişime geçmiş olan insanlarla da iletişime geçiyorum. Onlarla da doğrudan iletişime geçmeye çalışıyorum. Bir şekilde bilgileri bir havuzda toplamaya çalışıyorum. Ortaya çıkan net bir sonuç şu: İstihbaratın öldürdüğü Burhan Kuzu'yu. Ama bu Milli İstihbarat Teşkilatı mı, Emniyet İstihbaratı mı, bu konuda henüz net bir şey söylenmiyor. Devlet eliyle öldürdüğü. Onları ileride yine konuşalım. Mutlaka önemli bilgilere de ulaşacağımıza eminim. Çünkü bilgiler kamuoyuna sadece son dönemde ortaya çıkan itiraflardan yayılmıyor. Aslında uzun yıllardır bu işleri takip eden, peşine düşen, ortaya çıkaranlar var. Ama tüm bu kirli ilişkiler ağında gerçekten muhalefet ne yapıyor? Muhalefeti takip ettiğimizde özellikle ana muhalefet, Millet İttifakı açısından söylüyorum. Çünkü sonuçta etkili bir muhalefet yaptığında bu kirli ilişkileri ortaya serip onun üzerinden tüm halka gerçekten ikna edici yaklaşımlar geliştirebilecek bir muhalefet. Ama sessiz, o da bir yerinde mi ki sessiz, yoksa başka bir şey mi var? Şimdi önce şunu söyleyeyim, hemen sonra sizin sorunuza geçeyim. Kısa bir cümleyle söyleyeceğim. Buyurun. Ve önemli bir şey söyleyeceğim. Neden Burhan Kuzu öldürüldü ve eminim? Çünkü o dönemde Ali Yavuz'un yazışmaları var elimde. Burhan Kuzu öldürülür öldürmez, elimde yazışmalar var. Kamuoyuna açıklayacağım bir süre sonra onları. Onu da söylemiş olayım. Net bir bilgi bu. Yani öylesine söylediğim bir şey değil. İddia değil yani. Burhan Kuzu öldürüldü mü sorusu artık benim için iddia değil. Burhan Kuzu öldürüldü. Şimdi gelelim diğer sizin dediğiniz o muhalefete. Muhalefette ben her zaman şöyle bir iddiam vardır. Türkiye'de en büyük siyasi parti iktidar partileri değildir. Türkiye'de en büyük siyasi parti devlettir. Hangi iktidara gelmiş olan parti devletle iç içe girmişse ve bu devletin derin, düz, sığ bütün yapılarını kendi eline angaje etmişse, Milli Güvenlik Kurulu'nda söz sahibi haline gelmişse hangi iktidar, o iktidarın karşısında muhalefet yapmak artık topal ördek gibi olmaya benzer. Onun karşısında hiçbir siyasi muhalefet gerçek anlamda iktidar yapamaz, muhalefet edemez. İktidara karşı gerçek anlamda bir direniş gösteremez. Çünkü günün sonunda devletin aklı bunu istiyor diye önlerine belgeler koyarlar ya da önlerine getirip bazı şartnameler koyarlar. Onlar da o şartnamenin gereğini yapar. Türkiye'de böyle bir sıkıntı vardır her zaman için. Türkiye'de hiçbir zaman sivil siyaset tam anlamıyla iktidara gelmiş değildir. Türkiye'de sivil siyaset devlete angaje olabildiği ölçüde iktidarda kalma ve iktidarını sürdürebilme yeteneğini geliştiren bir siyaset anlayışına sahiptir. Bu siyaset anlayışı karşısında muhalefet olduğunuz zaman siz, o zaman iktidar nerede, hükümet nerede, devlet nerede ayrışıyor bunu fark edemiyorsunuz. Evet. Yani hükümetin ortaya koymuş olduğu bir karara karşı itiraz ettiğinizde karşınıza devlet çıkabiliyor. Örnek için söyleyeyim. Son örneğiniz diyelim ki dokunulmazlıkların lütfen. Son örnek diyelim olsun. Buyurun. Dedim son örnek olsun çünkü zamanımız da bitiyor. Tabii ki. Diyelim ki dokunulmazlıkların kaldırılması meselesine ilkesel ve prensip olarak karşı çıkıyorsunuz. Kılıçdaroğlu için konuşuyorum. Ama bir gece bir askerden, büyük ihtimalle Hulusi Akar'dan bir telefon geliyor ve hemen sabahında onu onaylamak zorunda kalıyorsunuz. Ve bu hükümet işi değil, devlet işidir diyorsun. Evet. Muhalefetin böyle temel problemi budur. Türkiye eğer sivil siyasette devletçi bir politikadan kurtulur, partiler eğer gerçek anlamda siyasete sahip çıkarlarsa, o zaman muhalefet de gerçek bir muhalefete dönüşür. Çok teşekkürler. Ya da sivil siyaset yapanların daha güçlenebileceği bir tablonun oluşması lazım. O da mücadeleyle. Çok sağ ol. Teşekkürler Sait Sefa, verdiğin bilgiler için. Bize zaman ayırdığın için. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar teşekkürler.